Merhabalar. Herkese, bütün katılımcılarımıza selamlarımızı yolluyoruz. Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Fakültesi webinarlarına devam ediyoruz. Bugün Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Ceyda Öztürk'ten konuk hocamızla birlikteyiz. Kendisi bize kuraklıkla ilgili, kuraklık sorununa güncel bir bakışla ilgili bilgiler verecek. Böyle önemli bir konuda kuraklık gibi dünyamızı, ülkemizi de özellikle etkileyen bu önemli abiyotik stresle alakalı Ceyda hocamız gibi bu konunun önemli bir uzmanından değerli bilgiler alacağız. Kuraklık konusu bugün içinde bulunduğumuz salgın sürecinden belki çok daha önemli, çok daha fazla hayatımızı etkileyen bir konu. Her geçen gün de etkisini hissediyoruz. Özellikle günlük hayatımızda ziraat ürünleriyle ilgili olarak, tarım ürünleriyle ilgili olarak ve bunun dışında da günlük hayatımızı farklı yönlerinden de etkiliyor aslında. Zaman içerisinde bunun arttığını da görüyoruz. Çok önemli, çok güncel bir konu. Bu konuyla ilgili sanırım önümüzdeki süreçte çok daha fazla konuşacağız. Bu konunun uzmanlarından çok daha fazla hem bilgiler hem uyarılar alacağız. Bunlardan biri fakültemiz kapsamında webinar serisi içerisinde olacak. Ben daha fazla sözü uzatmayayım. Hocamıza bırakayım. Konuyla ilgili hocamızın bir sunumu olacak. Daha sonrasında da eğer sizler de sorular yöneltirseniz onları da zamanımız olursa konuşacağız. Teşekkür ediyorum. Ceyda hocama sözü devrediyorum. Buyurun hocam. Merhabalar, Ali Hocam merhaba, ben teşekkür ederim. Katılımcılara da merhabalar diliyorum, hoş geldiniz. Bugün önemli bir, özellikle Türkiye ve dünya açısından önemli bir konudan bahsedeceğiz. Kuraklık sorunuyla alakalı olarak. Kısa bir sunumumuz olacak. Sunum sonrasında da gene isterseniz sorularınızı da iletebilirsiniz. Şimdi burada bu kuraklık sorunu aslında son dönemde evet Ali Hocam da belirtti. Çok sıklıkla konuşulan bir durum. Ve özellikle bazı iklimsel değişimlerle oluşabilen bir sorun. Bunun yanı sıra insan temelli olarak da bu sorun daha da artabiliyor. Şimdi sunumumuzda neler var? Biraz onlardan bahsedelim. Öncelikle bu konuyla alakalı olarak genel terimlerden bahsedeceğiz. Ve Türkiye'de, dünyada bu kuraklığın son durumu nedir? Onlardan bahsedeceğiz. Kuraklığı oluşturan bileşenler, nedenler, özellikleri, çeşitleri ve bu kuraklığın canlılar üzerindeki etkilerinden bahsedip buna karşılık, bu soruna karşılık alınabilecek önlemlerden ve önerilerden bahsedeceğiz. Tanımlara bakacak olursak, bu kuraklıkla ilgili yayınlarda, çalışmalarda incelediğimiz zaman çoraklık ifadesi geliyor. Çoraklık ifadesinde aslında belli bir bölgeyi kapsayan ve oradaki yağış miktarının ve nem miktarının değişimleri temel alınarak yapılan bir tanımlama. Ve bunu çoraklığı biz kafamızda bir işte belirlediğimiz zaman daha çok böyle yağışın az olduğu, sıcaklığın fazla olduğu ve çorak iklimleri bulunduran işte çöl gibi ortamları aslında aklımıza geliyor. Çoraklık dışında bir de kuraklıkla ilgili olarak tanımlama yapılmış. Birleşmiş Milletler bünyesinde çölleşme ile mücadele sözleşmesi oluşturulmuş. Bu sözleşme 1992 senesinde bir konferansta oluşturulmuş ve 94 senesinde sonraki aşamalarda sözleşme kabul edilmiş ve Türkiye'de bu sözleşmeye 98 senesinde dahil olmuş. Burada bu tanıma göre kuraklıkta ise uzun yıllar gene bir dönem belli bir dönemi kapsıyor. Uzun yıllar yağışın, nemin, sıcaklıktaki değişimleri kapsayan bir
tanımlama ve bunun devamında da canlı yaşamı etkileniyor ve hidrolojik olarak yani yüzeysel olarak veya yeryüzündeki yeraltı sular açısından bir dengede bozulmalara neden oluyor. Bu anlamda kuraklık da çoraklık birbirine çok yakın düşünülebilir. Ancak belli noktalarda farklılıklar taşıyor. Çoraklık daha uzun süreli ve kalıcı bir durumu belirtiyor. Kuraklıkta ise bu oluşan olumsuz durum tekrardan eski haline gelebiliyor, değişebiliyor. Yani daha geçici bir durum olarak karşımıza çıkıyor. En temel iki tanım arasındaki farklılık bu. Yine başka işte birimler tarafından da bu tanımlama yapılmış. Örneğin Dünya Meteoroloji Örgütü de gene kuraklık üzerinde bir tanımlama yapmış. Aynı yağış durumu ve nem durumuna bağlı olarak azalmaları tanımlamış. Yani temel olarak aslında birimler değişse bile, bunu tanımlama yapan örgütler, kurullar değişse bile genel bazı parametreler temel alınarak kuraklığın tanımı yapılmaya çalışılmış. Bir diğeri de kronik kuraklık. Burada da taban suyunun düşmesi sonucunda görülüyor. Şimdi toprak ortamında özellikle yüzeysel ve yeraltı suları önemli bir durumda. Çünkü bu sulardan hem işte bitkilerin sulanmasında, hayvanların su ihtiyacının karşılanmasında, insanların su taleplerinin karşılanmasında kullanılıyor. Ve kronik kuraklıkta bu toprakla ilişkili olan su miktarının düşmesiyle birlikte kuraklık gözlenebiliyor. Bu nedenle de bu kuraklıkta yağış miktarlarına bakılıyor. Bir toprağın kurak veya yarı kurak olarak adlandırılmasında bölgeye düşen yağış miktarı temel alınıyor. İşte eğer 250 milimetreden daha düşük miktarda yağış alıyorsa bölge kurak olarak, 250-500 milimetre arasında ise yarı kurak adlandırılıyor. Bulunduğumuz bölge İç Anadolu bölgesi yarı kurak olarak adlandırılıyor. Ancak son dönemde hem sonbahar döneminde hem de yaz dönemindeki azalmalar İç Anadolu bölgesinde kurak olarak adlandırılmasını sağlayabiliyor. Bir diğer tanım fizyolojik kuraklık. Bu da soğuk ortam koşullarının soğuk olmasına dayalı olarak yapılan bir tanımlama. Toprak ortamında su olmasına rağmen soğuk koşullarla birlikte suyun donması ve bitkinin bunu alamaması durumu. Böyle bir ortamla karşılaştığı zaman bir bitki yaprak dökmesine geçiyor. Böylelikle suyu bünyesini daha iyi bir şekilde tutmaya gayret ediyor. Şimdi su kıtlığı, sonuçta bu terimlerde hep su kıtlığından bahsettik. Bu su durumu insanlar için, bitkiler için, hayvanlar için önemlidir dedik ve bunların kontrolü sadece kuraklık başladığı zamanda yapılmaması gerekiyor. Bunun yönetimi daha kuraklık başlamadan önce veya kuraklık dönemi süresince ya da kuraklık bittikten sonra da bu yönetim devam etmesi gerekiyor. O nedenle bu parametrelerdeki, yani kuraklıkla ilişkili parametrelerin incelenip kontrolünün yapılması, takibinin yapılması kuraklık sorunuyla başa çıkmada önemli bir durum oluyor. Şimdi dünyadaki kuraklık haritasına bakacak olursak, sadece su kıtlığı yok, dünya genelindeki ülkelerde genel olarak bir sel baskını, sel taşkınlarını, yüksek sıcaklık streslerini veya rüzgarı veya tayfunları gözlemleyebiliyoruz. Bir mevsimsel olarak bir anormal olayların oluşması söz konusu. Türkiye açısından bu haritayı incelediğimizde başlıca su kıtlığının ülke genelinde görüldüğü, ülkemizin kenar bölgelerinde, kıyı kesimlerinde de rüzgarın yapmış olduğu stres faktörlerini de gözlemleyebiliyoruz. Burada yağış açısından, kuraklık açısından son verilere bakıldığı zaman 1981-2010 yıllarına göre kıyasladığımızda 2020 Ekim-Aralık dönemlerinde
yağışın %48 oranında azaldığını söylüyorlar. Ki bu azalma miktarı aslında çok ciddi bir azalma. Bu da son dönemde bir uydu tarafından gönderilen verilerle elde edilen harita. GRACE 4 denilen uyduyu NASA birimleri iklim değişimlerini takip etsin ve buradaki verileri dünyaya, NASA'ya göndersin diye gönderilmiş. Ve bu uydu son dönemde özellikle işte 2020-2021 dönemlerinde elde ettiği verileri NASA'ya göndermiş. NASA da bunu bir rapor halinde yayınlamış. Bu raporda bir haritalama çıkarmışlar ve bu özellikle Türkiye'yi de içine alacak şekilde Türkiye çevresindeki bölgelerde ciddi bir kuraklık seviyesi tespit edilmiş. Burada genel olarak dünya bazında bir su kıtlığı söz konusu, %40 oranında bir etkilenme söz konusu. Su, yani temiz suya ulaşma açısından bakıldığı zaman yaklaşık 2.1 milyar kişi temiz suya ulaşamıyor. Yaklaşık 700 milyon kişi de su kıtlığı çekiyor. Bunun 2025 yılında 3 milyara kadar çıkabileceği öngörülüyor ki bu aslında korkutucu bir rakam. Diğer yandan bu uydu sadece kuraklıkla alakalı verileri paylaşmıyor. Yeraltı suyun, yüzeysel suyun, nem durumunun ve bazı özel gazların, karbondioksit gibi gazların durumunu da paylaşıyor. Ve bu raporda bu parametrelerin dışında tarımsal ürünlerin de ciddi bir şekilde etkileneceğinden bahsediyorlar. Bu haritalamada gene iklim konusunda çalışan araştırıcılar tarafından yapılmış. 2007 yılında hükümetler arası iklim değişikliği paneli yapılmış. Bu panelde bazı senaryolar üretilmiş, 40'a yakın senaryo. Bu senaryolarda belli başlı parametreler bakılmış. Mesela karbondioksit, su durumu, kuraklık durumu, bazı faktörler, hani kuraklıkla ilgili bazı faktörlere bakılmış ve bir nasıl söyleyeyim, bir senaryo oluşturulmuş. Bu senaryo kabul edileni temsili konsantrasyon rotaları veya RCP olarak kısaltılan bir senaryo kabul edilmiş. Bu yaklaşımda işte karbondioksit açısından, su açısından nasıl bir değişim öngörülüyor? 4 farklı alt çeşitte incelemişler. RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6 ve RCP 8.5 olmak üzere. Burada 1986-2005 yılları arasında oluşan iklimsel değişimin RCP 2.6 senaryosuna uygun olduğu söylenmiş. Ancak 2081-2100 yılları arasında bu senaryonun RCP 8.5 olarak adlandırılan senaryoya uygun olacağı ve bu dönemde yaklaşık 1500 ppm civarında bir karbondioksit miktarının olabileceğini söylüyor ki ortamda karbondioksit bir sera gazı olarak adlandırılıyor ve karbondioksit artışı bir ısı artışına neden oluyor. Isı artışı da işte buharlaşma ile birlikte su kıtlığını meydana getiriyor. Bu harita, bu senaryolar 2007'de oluşturulmuş ama sonraki aşamada işte 2015 senelerinde bu senaryolar artık yıl bazında dile getirilmiş. Bu uydunun yapmış olduğu veriler önemli. Kaldı ki bu konuda şu anki elimizdeki en son veri bu uydudan geliyor. Ocak 2021 yılına ait ki bu 6 ay öncesine dayalı olan veriler. Burada iki tane harita yayınlamış ve bu haritalar sıcaklık açısından, yüzey nemi açısından olan haritalar. Bu haritalarda Türkiye'de biraz göze çarpmış çünkü o bizim bölgemizde ciddi bir değişimden bahsediyor. Benzer bir değişimi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından da yapılmış ve Türkiye'nin %80'inden fazla bir bölgesinde
şiddetli kuraklık veya olağanüstü şiddetli kuraklık görüldüğü söylenmiş. Şimdi bu haritalara bakacak olursak, bu haritalarda hem yaz döneminde hem sonbahar dönemindeki yağışların azalmasına bağlı olarak yeraltı sularında bir azalma izlenmiş. İlk harita Türkiye'yi daha işte gösterir bir harita şekilde aldım. Türkiye'nin hemen hemen her bölgesi kırmızı. Normalde mavi olan bölgeler yeterli su miktarını taşıyan bölgeler. Ancak ülkemizde ciddi bir etkilenme var. Bu iklimle ilişkili olan çalışan bilim adamları akiferleri tanımlamışlar. Akiferleri yeraltı suyun yer altında tutulabilen bölgeler olarak tanımlamışlar. Bu bölgelerde ciddi bir azalmanın olduğu söyleniyor. Bir başka harita, ikinci harita, yüzeydeki nem haritası. Bu harita aslında bir önceki haritayla çok benzer görülüyor. Ancak şu özellikle işte Marmara ve Ege bölgesi açısından bakacak olursak ufak bir değişiklik var ama yine tüm bölgelerimizde nem açısından da sıkıntı var. Her iki haritada da yağış miktarı önemli. Buralarda özellikle işte Türkiye açısından Konya bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ekonomik açısından önemli bitkilerin yer aldığı bir bölge. O nedenle de tarımsal olarak bir etkilenme söylenir, etkilenme oluşabilir deniliyor. İç Anadolu açısından yarı kurak bölge tanımlanırken bunun artık yağışlarla birlikte kurak bölgeye doğru kaydığı söyleniyor. Şimdi NASA bu verileri paylaştıktan sonra bir de tarımsal olarak da bazı sonuçların olacağını, büyük şehirlerde bu su kıtlığının ciddi seviyelerde olduğunu ve son 15 yılın kış açısından en kötü dönemini geçirdiğini söylüyor Türkiye'nin. Türkiye'de depolanan bu barajlardaki depolanan suyun da ciddi bir seviyesinde azalma izlendiğini söyleniyor. Bu durum yeraltı suları açısından da belirtilmiş durumda. Şimdi NASA böyle olumsuz verileri paylaştıktan sonra bir diğer uyarı da Dünya Yaban Hayatı Fonu'ndan gelmiş. Bu fonda Türkiye açısından 10 şehrin çok ciddi bir su kıtlığı içerisinde olduğunu belirtiyor. Bizim ülkemizdeki yer alan işte kurumların da açıklamalarıyla birlikte bu 10 şehir sonraki aşamada 20 küsur şehre kadar çıkmış. Hatta bazı kaynaklara göre 40 şehir olabileceğini söyleniyor. Burada Türkiye'nin su kıtlığı riskini konuşacak olursak bu değer 2.78 olarak ölçülmüş. Diğer yandan aslında su kıtlığını en çok çeken ülke Filistin ve buradaki risk 3.6. Biz bu değerin altındayız ancak su kıtlığı açısından izlenen değişimler çok da olumlu bir gidişat sergilemiyor. Bu açıdan en risksiz bölgede 1.54 risk değerine sahip olmasıyla Norveç geliyor. Bu durumda bizim aslında bir planlama yapmamız gerekiyor. Kuraklık açısından daha da ilerlemeden bu sorun bir komisyon kurulması, buna ait olan görevlerin belirlenmesi ve bunun sadece bireysel olarak tek bir kişide değil, tek bir kurumda değil, bir toplu halde bilinçlendirme yapılması gerekiyor. Bunun için de toplumsal olarak hem çiftçimize hem sivil toplum kuruluşlarına hem ilgili olan bakanlıklara büyük işler düşüyor. Bununla ilgili olarak işte komitenin kurulması veya risk değerlendirme komitelerin kurulması önem kazanıyor. Burada yine bir veri, 2019 yılına ait olan bir veri. Dünya Doğal Kaynaklar Enstitüsü tarafından yayınlanmış. Burada Türkiye'ye bakacak olursak yüksek stres altında gözlemliyoruz. %40 ila %80 oranında bir su kıtlığı çeken bölgeyi içerisinde.
Bu ülkeleri sınıflandırmışlar bu su kıtlığı açısından. İlk 5 ülke Katar, İsrail, Lübnan, İran ve Ürdün olarak açıklanmış. Bu ülkeler içerisinde Türkiye'nin de 32. sırada yer alıyor. Bir önceki verilerle aslında hani bu 2019'da böyle bir stres durumu var, böyle bir olumsuz durum var. Ancak bu 2020-2021 yılında da artan şekilde devam etmiş ki yağış miktarları işte ve sıcaklık açısından önemli değişimler gözlenmiş ülkemizde. Ülkemizdeki Ziraat Odaları Birliği yine bu iklimsel değişimlerle ilgili bir rapor düzenlemişler. Bu raporda da tarımsal üretim açısından temel alınan raporlar. Burada daha önce bahsetmiştik 10 ilde bir büyük şehirde sıkıntı vardı. Ancak 2020-2021 yılları arasında 22 ilde ciddi bir sıkıntı vardır deniliyor ki bu iller arasında özellikle İç Anadolu bölgesinde yer alan iller ön planda. Çünkü %31 oranında bir yağışın azalması söz konusu. Kış ayı açısından en kurak 40 yılın en kurak kışını yaşamışız. Bu durum sadece İç Anadolu'da değil Ege ve Karadeniz bölgesinde de rastlanmış ki bu bölgelerde aslında yağış miktarı açısından çokça yağış alan bölgeler. Bu bölgelerde olmuş ve bu bölgelerde yetiştirilen bitkilerin işte tohum vermesinde azalma izlenmiş. Tohuma çıktıktan sonra bile vejetatif büyümelerinde azalmalar izlenmiş ve zayıf cılız bitkiler meydana gelmiş. Bunların tekrardan tohum oluşturması maalesef az bir şekilde oluşmuş. Bu durumda bu değişimlerin meteorolojik bir kuraklığa neden olduğu, bunun devamında tarımsal olarak da bir etkilenme, tarımsal olarak da bir kuraklığın gözlemlendiğini söylemişler. Bu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 6 aylık periyottaki kuraklık haritası, Haziran 2020 yılına ait olan Haziran ve Kasım aylarını kapsıyor. Belirli metotlara göre bu haritalama yapılıyor. Burada kullanılan standart yağış indeksi metodunda o zaman dilimi içerisinde 6 aylık dönemde yağışın ortalamadan farkı alınıyor ve standart sapmaya orantılanıyor. Ve bu harita oluşturuluyor. Bu haritada dikkat edeceğimiz nokta bölgesel olarak çok şiddetli kurak veya olağanüstü kurak bölgelerinin oluşması. Bu durumun işte İç Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz'in bazı bölgelerinde görülebilmesi ki bunlar ekonomik açısından önemli tarım ürünlerini taşıyan bölgeler. O anlamda sorunun ciddiyeti aslında daha belirlenebiliyor, fark edilebiliyor. Şimdi bir sonraki haritada biraz daha yakın ki Nisan 2021'e ait olan bir harita, son iki ayın haritalaması. Bir önceki slayta göre dikkat ederseniz şiddetli kurak bölgeleri daha da artış göstermiş. Bu normal ilkbahar yağışlarının da alamamasına dayalı olan bir sistem, bir sonuç. Burada da aslında işte Ege'nin kıyı güney kesimleri, Karadeniz'in bir kısmı, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu bu bölgeler şiddetli kuraklık ve olağanüstü kuraklık içerisinde. Bu durumlar özellikle yağış miktarı temel alınarak yapılmış ki 200 geçen yağış miktarları geçen dönemlere göre çok azalma göstermiş ve 201 milimetre yağış miktarına kadar düşmüş. Şimdi bu haritada da aslında gene sıcaklık açısından bir değişimi gösteriyor. Sıcaklık direkt olarak buharlaşmayı sağladığı için kuraklıkla bağlantılı olan bir durum. Sıcaklıkta işte Ege'nin güney kısımları ve Akdeniz bölgeleri ciddi bir tehlike altında. Ancak bu haritada 2021 Şubat ayını kapsayan bir süreç. Burada İç Anadolu bölgesi biraz dikkat çekmiş.
sıcaklık açısından. Şubat ayında normalde İç Anadolu'da 0.1 santigrat derece ortalama sıcaklık görülürken bu durum 2021 Şubat'ta 2.6 olmuş. Yaklaşık 2 santigrat derecelik bir artış var. Bu artışların uluslararası verilere bağlı olarak daha da artış göstereceği, yaz döneminde 2-3 santigrat derece, kış döneminde 1-1.5 santigrat derece daha da artacağını söylüyor. Konya için, İç Anadolu için ciddi bir problem. Şimdi neden burada problem var? Çünkü İç Anadolu açısından arpa ve buğday ürünleri açısından çok önemli bir bölge. Ve bu iki tarım ürünü açısından önemli bir düşme olacak bu değişimlere bağlı olarak. Şimdi biz Türkiye'de, dünyada bu iklimsel değişimleri tanımlarken özellikle kuraklıkla ilgili belli başlı bileşenlere bakıyoruz. Mesela nasıl bir bölge içerisinde olmuş? İşte kıyı bölge, İç Anadolu'da denize olan uzaklığı nasıl, karasallık durumu nasıl, bir coğrafik bölgeden bahsediyoruz. Onun için kuraklıkta bir bileşen olarak coğrafik yayılış bölgeler önümüze çıkıyor. Bir diğeri süre açısından bakılıyor. Yani örneğin yağış açısından düşünecek olursak mevsimsel yağış değişimi nasıl, yıllık bazda, aylık bazda nasıl, belirli bir dönemleri kapsayan bir durum. Bir diğeri de değişim nasıl, geçmiş yıllara göre şiddet açısından, büyüklük açısından değişimler nasıl olmuş? Bunlar belirleniyor. Bu durumda üç boyutlu bir doğa olayı olarak adlandırabiliriz kuraklığı. Kuraklığın nedenlerine bakacak olursak aslında insan temelli olan nedenler ağırlıkta, yani antropogenik etkilerle kuraklık daha da şiddetlenebiliyor. Ama bunun dışında bazı coğrafik özellikler, mesela işte kara sağlık durumu, denize olan durumu, yakınlık durumu, basınç yapıları, yükseltisi, enlem durumları, hava kütleleri, atmosferik koşullar bu kuraklığı etkileyen faktörler arasında. Ve insanların otlaklardaki meraların sınırlandırılmasında değişikliklerle, işte bitkilerin yeterli düzeyde ekilmemesi, normal bir ortama ağaçlandırma yapılmaması nedeniyle erozyonun artışı ve büyük şehirlerde nüfus artışları kuraklığın nedenleri arasında yer alabilir. Özelliklerine bakacak olursak belli bir dönemde başlar biter diye bir ifademiz yok. Dönemsel olarak kuraklığın zaten çeşitlerine bağlı olarak geçişler söz konusu, şiddetlenmesi söz konusu. Ve biriken bir şekilde değerlerin sorunun artışı söz konusu. Onun için bir kümülatif etki oluşturuyor. Ve aynı zamanda birden fazla kaynağı etki edebiliyor. İşte insanlar üzerinde etkisi var, hayvanlar, bitkiler üzerinde ekonomik olarak etkisi mevcut. Bu durumda kuraklığın aslında geniş bir sosyal anlamda etkileri mevcuttur diyebiliriz. Bilim insanları bu sıcak kuraklıkla ilişkili olan parametrelere baktıklarında çeşitlendirmeler yapılmış ve 1987-2010 yılında iki araştırıcı grup tarafından tanımlama yapılmış. Çeşitlendirildiğinde 3 kuraklığın çeşidi ortaya atılmış, meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik olmak üzere. Ama bunun dışında bu kuraklıkların oluşturduğu etkiler açısından bir dördüncü tipi de ortaya çıkmış, sosyoekonomik kuraklık. Şimdi sosyoekonomik kuraklığı nasıl özetleyebiliriz? Diyelim ki bir ortamda bitkiye kuraklık oluştu ve buna bağlı olarak tahıl ürünleri azaldı, hasat azaldı ve devamında bu besinini oluşturan, bu tahılların besinini oluşturan hayvanların azalması söz konusu oldu. Hayvancılıktan geçimini sağlayan insanların maddi olarak güçsüzlükleri oluştu. Daha fazla iş yükü arttı ve suya erişimin kısıtlanmasıyla birlikte onların eğitim ve sağlık hizmetleri gerileme gösterdi. Bu durumda göçler başladı. Kırsal kesimden kentlere göçler arttı.
ve kentlerin su ihtiyaçları artış gösterdi. Bu durumda su sorunu, kuraklık sorunu daha da geniş bir bölgeye yayıldı ve ekonomik olarak da kişilerin güçsüz olmasına neden oldu. Bu durum toplum parçalanmasına, ailenin parçalanmasına neden olabiliyor ve bu da sosyal ekonomik kuraklık olarak adlandırılıyor. Şimdi diğer üç kısımdan açısından bakacak olursak, meteorolojik kuraklıkta temel alınan şey belli bir zaman dilimi. O da yaklaşık 30 yıllık zaman dilimindeki değişim bakılıyor. Ve o bölge içerisinde yağış durumu nasıl, sıcaklık değişimi nasıl, nem durumu nasıl, bunlara bakılıyor. Ve bunun sonucunda meteorolojik kuraklık oluşturuluyor. Ki kuraklık göstergesinin en önemlisi meteorolojik kuraklık. Burada mevsimsel olarak, yıllık olarak yağışların miktarlarına bakılıyor. Ve bu meteorolojik kuraklığın devamında tarımsal kuraklık oluşturuluyor deniliyor. Bu nedenle bu kuraklık çeşitleri bazen birbirini takip eden dönemlerde veya eş zamanlı olarak da oluşabiliyor. Şimdi tarımsal kuraklıkta meteorolojik kuraklık parametreleri temel alınıyor. Bunun üzerinde bitki gelişimini nasıl etkilenme gösteriyor, gelişimi nasıl değişim gösteriyor ona bakıyor. Tarımsal kuraklıkta temel olan şey ürünlerdeki azalma, büyümedeki yavaşlama. Genellikle meteorolojik kuraklığın devamında tarımsal kuraklık görülür deniliyor. Ve bir sonraki kuraklık çeşidi olan hidrolojik kuraklıktan önce çıkar deniliyor. Bu durumda bu tür ortam değişimine bağlı olarak çiftçiler farklı ürünleri bu toprak ortamlarına ekebiliyorlar. Bir sonraki çeşit hidrolojik kuraklık. Bu da kuraklığın temel göstergesi olarak kullanılmıyor. Nedeni de şu, bir ortamda yağış açısından bir etkilenme, bir azalma oluyorsa hidrolojik kuraklık genellikle anında görülmüyor. Sonraki aşamalarda görülüyor. Bir zaman aralığı farkı var. O nedenle meteorolojik kuraklık, tarımsal kuraklık daha ön planda. Hidrolojik kuraklık deyince şunu aklımıza getireceğiz. İşte baraj, göl, akarsulardaki su durumu nasıl? Yeraltı su depolaması nasıl? Bu özellikle hani insan açısından da, insan taleplerinin karşılanması açısından da hidrolojik kuraklık önemli. Ve bu parametrelerin takibi, kuraklığın hangi oranda geldiği, şiddetinin belirlenmesinde önem kazanıyor. Üç kuraklık açısından ilişkilere baktığımızda bir özetleme yapabiliriz. Meteorolojik kuraklıkta işledik, yağış önemli, yağış azalma var, nem durumu, buharlaşma durumu, yüksek sıcaklık, rüzgar, bunların hepsi meteorolojik kuraklığı oluşturuyor. Devamında bu faktörler toprağı etkiliyor, toprağın tüm fiziksel, kimyasal özelliklerini değiştiriyor ve bitkiler üzerinde olumsuz etkiler oluşturuyor. Bu da tarımsal kuraklık. Sonrasında bu yağışların, bu faktörlerin azalmasıyla birlikte depolanan suyun veya yüzeysel suyun azalması izleniyor. Bu da hidrolojik kuraklık olarak söyleniyor. Bütün bu kuraklık durumları ekonomik, sosyal veya çevresel anlamda kuraklığa neden oluyor. Son dönemde bu sadece yaz dönemi içerisindeki yağışlara bakılmamış, sonbaharda, kış aylarındaki yağış miktarlarına da bakılmış. Bu açıdan İç Anadolu biraz daha ön plana dedik. Daha önce de söylediğimiz gibi buğdayda, arpada ciddi bir üretim yeri ve bu üretimlerin yaklaşık %25 oranında veya %20 oranında bu tahıllar açısından düşmesi bekleniyor. Şimdi su yetersizliğiyle karşılaştığı zaman çiftçi su ihtiyacı açısından daha farklı ürünlere yönelebiliyor. Bu anlamda şeker pancarında, pamukta, mısırda etkilenmenin olması bekleniyor. Çünkü çiftçi bu tarımsal topraklara farklı ürünleri ektikçe onların verimliliğinde ve rekoltesinde düşmelere neden oluyor aslında.
ve ekonomik olarak önemli olan mısır gibi bir bitkinin etkilenmesi de söz konusu oluyor. Şimdi etkilerine bakacak olursak, etkilerinde ekonomik etkileri vardır, çevresel ve sosyal etkileri vardır dedik bu üç kuraklık tipinin. Burada ekonomik etkilerini özetleyecek olursak, üründe bir kayıp söz konusu. Nasıl oluyor? Ekili olan alanlar verim açısından azalmaya başlıyor. Bu bölgelerde su ve toprak özelliklerinin değişmesiyle birlikte bitkiler daha hastalıklara hassas hale geliyorlar ve daha hastalıklarla mücadele eder hale geliyorlar. Ürün kalitesinde bir düşme oluyor. İkinci adımda bu hayvanların işte otlaklarda, meralarda beslenen hayvanların bitkisel olarak verim kayıplarıyla birlikte hayvanların beslenmesi de azalmaya başlıyor. Ondan elde edilen ürünler de düşme gösteriyor. Bu durumda aslında otlakların sınırlandırılması aşamasında yönetiminde daha önlemler alınması gerekiyor. Hayvanlar içinde suyun ve besininin temin edilememesi durumunda çiftlik hayvanlarında kayıplar söz konusu olabiliyor. Kereste üretiminde kayıplar da bu temel alınan bitki ürünleri olduğu için bitkilerdeki her türlü gelişimsel etkilenme veya hastalıklara açık hale gelme burada da kayıplara neden oluyor. Ve devamında sıcak artışlarıyla birlikte orman yangınları da artıyor. Ve bitkiler de bu konuda bir kayıp söz konusu olabiliyor. Balık üretiminde artışlar suyun azlığına bağlı olarak yavru balıkların yaşam ortamları etkileniyor ve kayıplar meydana geliyor. Bu kayıpların hepsi ekonomik anlamda gelişmede bir gecikme olarak karşımıza çıkıyor. Çevresel etkilerine bakacak olursak, burada ise yeterli düzeyde yeşil alanların oluşturulamaması nedeniyle toprakta su ve rüzgar açısından erozyon oluşabiliyor. Balık ve bitki yaşam alanlarında zararlanmalar oluşabiliyor ve doğal yaşam alanları genel olarak olumsuz yönde etkileniyor. Sosyal etkileri de daha önce de böyle özet şeklinde geçmiştik sosyal anlamda, ekonomik anlamda kuraklıktan bahsederken göçün artışıyla birlikte yaşam seviyelerinde düşmeler meydana geliyor. Bu da insanların sosyal yaşamlarını etkileyen en önemli faktör. Şimdi bu konuda neler yapılıyor? Bilim insanları bu konuya yoğunlaşmış durumda. Bununla ilgili olarak çok fazla sayıda makale var. Bu makaleler, hani slaytlara koyduğumuz, sunuma koyduğum makaleler sadece 2021 yılına ait olan bazı makaleler. İndeksli olan dergileri bu konuda tarattığımız zaman sadece Ocak, Haziran 2021 yılları içerisinde 3000'e yakın makale gözlemliyoruz. Bu makaleler sadece indeksli dergilerde, bir de indeksiz dergiler de var. Orada da sonuçta araştırma konuları mevcut. Ki bu sorunun ne kadar önemli olduğunu ve araştırıcılar tarafından sıklıkla araştırıldığını anlayabiliriz bu durumdan. Şimdi bu makalelerde genel olarak nelerden bahsediliyor? Bir kere stresin, kurak stresin tekil olarak ortamda bulunmadığını, kombinasyonlu olarak yüksek sıcaklıkla, su kıtlığıyla, su baskınıyla, su taşkınıyla birlikte yer aldığını ve bunların da bitkilerde daha da toksik etkiler oluşturduğundan bahsediyor. Bitkilerin buna karşılık bazı özel metabolitlerini kullanarak, hormon sentezlerini sağlayarak buna bir tolerans sağlayabileceğini, oluşturabileceğinden bahsediyor. Bu aşamada sinyaleme yolakları önemli. Çünkü bir toleransı olan bir canlının gen düzeyi açısından tolerans yeteneğinin olması, o genlerin belirlenmesi ve farklı canlılara bu genlerin entegre edilmesi tolerans yeteneğinin de arttırılmasını oluşturuyor. Bu da ısrar çalışmalarında kullanılan bir durum. Burada ilginç sonuçlar elde edilmiş. Çünkü kuraklık açısından, su kıtlığı, su azlığı açısından hayvanlarda bulunan bazı sinyaleme moleküllerinin bitkilerde de
sinyalleme oluşturarak tolerans oluşturabileceğinden bahsediyor. Bunun için de GABA, aminobütirik asit dediğimiz GABA olarak kısaltılan metabolitin önemli bir sinyal molekülü olarak bitkide de yer aldığından bahsediyor. Bu çalışmalar özellikle ekonomik olarak ve biz insanın da beslenmesinde kullandığı bitkiler temel olarak yapılan çalışmalarla oluşuyor. Şimdi hep hani tarımda etkilenme söz konusu, tarımsal kurak bitkileri etkiler, bu gelişimlerin etkileridir. Bitki açısından etkilerine bakacak olursak kuraklığın dönemsel olarak kısa dönemde ve uzun dönemdeki etkileri aslında ortak noktalara sahip. Kısa dönemde kökler tarafından algılandıktan sonra bu kök ortamında bazı özel metabolitlerin sentezini arttırıyor, ozmotik basıncı arttırıyor ve toprakta suyun az olduğu toprakta suyun alınmasını sağlıyor bu durum. Bu kökte oluşturulan moleküller bir sinyalleme özelliğiyle yaprağa kadar iletilebiliyor. Yaprakta başlıca fotosentez, solunum gibi önemli metabolik olaylar etkileniyor. Yapraktaki bu fotosentezle ilişkili olan ve su durumuyla ilişkili olan bir yapıda stomalar, stomaların hemen kapatma eğilimine geçiyor. Böylelikle gaz alışverişini sağlayan stomaları kapatarak içsel gaz miktarını düşürüyor, fotosentezi azaltıyor. Ancak bir koruma mekanizması olarak bunu gerçekleştiriyor. Çünkü stomalar aynı zamanda su kaybını gerçekleştiren, sağlayan işte terlemenin olduğu bölgeler. Bunun dışında yine bir kök gövde, kök yaprak arasında bir sinyallemenin olduğu söyleniyor. Uzun dönemde de çok farklı bir şey yok. Yine kök tarafından algılandıktan sonra kök gelişimini daha da arttırıyor. Aslında kuraklıkta biz deriz ki kök gelişimi azalır diye bekleriz. Ancak bu tam tersi durumda. Çünkü kökler daha da derine gönderilerek suyun az olduğu bölgeye ulaşmaya çalışıyor. Kök gelişimi artıyor. Bu gelişme içinde kökler yapraklardan organik molekül alıyor. Yaprakların gelişimi azalmaya başlıyor bu durumda. Yapraklar aynı zamanda bu terlemeyi azaltabilsin diye, su miktarını dengeleyebilsin diye hem yaprak sayısında yüzeyinde azalmalar oluşturabiliyor. Şimdi morfoloji üzerindeki etkilerine bakacak olursak, en temeli kökler üzerindeki etkisidir dedik. Bir çöl ortamında özellikle yetişen bir bitki de kuraklıkla sıklıkla karşı karşıya kalıyor. Onun için yaprak alanında bazı düzenlemeler gerçekleştiriyor. Bu durum köklerde de mevcut. Köklerde gelişim açısından artar dedik. Bir diğer önemli nokta da burada metabolitleri arttırarak bir ozmoregülasyonu neden olması ve ozmotik basınçlarını arttırması. Bu metabolit açısından bazı özel şekerler, işte karbonhidrat türevleri olanlar, bu metabolit içerisinde incelenebiliyor. Ve kökle gövde arasındaki organik moleküllerin taşınımlarında da bir etkilenme meydana geliyor. Yaprak önemli bir organ. Çünkü fotosentez gerçekleştiriyor, stomalarda terlemeyi yapıyor, gaz alışverişini sağlıyor. Bu anlamda yaprak büyümesi kuraklık altında azalmaya başlıyor. Üstelik kök gelişimini devam ettikçe bu ihtiyaç olan, gelişim için ihtiyaç duyulan organik moleküllerin hepsi köke gidiyor. Yaprak onun için de büyümesini azaltmış oluyor. Büyümesi azalınca fotosentez etkileniyor. Organik moleküllerin oluşum miktarları etkileniyor. Bunun karşılık olarak yaprakta bazı düzenlemeler yapılıyor. İlk başta yaprak dökülmesi bunlardan bir tanesiydi cevap olarak. Bir diğeri de yaprak üzerinde bazı özel fenotipik olarak da gözlemlenen değişimlerin meydana gelmesi. Bunlardan bir tanesi kıvrılma durumu. Kıvrılma durumu sadece yüksek sıcaklıkta gözlenebilen bir durum değil.
fosfat eksikliğinde, azot fazlalığında veya bazı yaralanma durumlarında, kimyasal uygulamalarda, ısı artışlarında bu kıvrılma meydana geliyor. Resimde domateste kıvrılmayı gösterilmiş. Burada böylelikle yaprak yüzeyi azaltılarak termin azalması ve daha fazla su kaybının önüne geçilmesi sağlanıyor. Burada bir başka özellik de yaprak üzerindeki tüylerin oluşması ve mumsu tabakaların oluşması. Bu da gene suyu korumaya yönelik adaptasyonlardan birkaçı. Tüyün oluşturması aslında çok çok etkili olmadığını düşünsek bile yaklaşık yaprak sıcaklığını 1 ila 2 santigrat derece düşürebiliyor. Bu nedenle de önemli bir adaptasyonlardan bir tanesi. Fizyolojik üzerine etkilerinde temel olan metabolik olaylar değişimi gösteriyor. Mesela fotosentez, solunum, inorganik moleküllerin, organik moleküllerin taşınımları, alımları, stoma kapanması, organik moleküllerin şeker metabolizması, antioksidan sistem ve hormon sentezi gibi. Bunların bazıları bu kuraklığa karşı tolerans oluşturabilecek cevaplardan. Bazıları da olumsuz yönde etkilendiği için bitki büyümesinin o negatif yönde etkilenmesini sağlayan süreçler. Su potansiyeli, ozmotik potansiyeller açısından kısmından bahsetmiştik. Bu ozmotik düzenleme bitkiler içerisinde dönemsel olarak farklılaşabilir. Özellikle çiçeklenme dönemi çok hassas bir dönem. Çiçeklenme öncesinde, sonrasında ve çiçeklenme döneminde bu ozmotik regülasyon, ozmotik potansiyellerin düzenlenmesi artış gösterebilir. Kuraklık açısından bitkilerin cevapları değerlendirildiğinde çimlenmede, vejetatif dönemde, reproduktif dönemde farklı cevapların olabileceğinden bahsediliyor. Stomalar önemli bir yapıdır dedik. Bu anlamda kuraklıkta stomaya bağımlı olan kısıtlamalar var. Bir de stomadan bağımsız olan kısıtlamalar var. Stomaya bağlı olarak kısıtlamada daha önce de söylediğimiz gibi fotosentez temelli olan kısıtlamalar, azalmalar. Diğer yandan stomatal olmayan sınırlamalarda ise fotosentez, solunum gibi olayların etkilenmesine bağlı olarak oksidatif hasarın oluşması, hücre için toksik olan radikallerin oluşumu ve buna karşılık yapılan savunma mekanizması oluşturuluyor. Protein metabolizmasında bozukluk var. Yani bunları genel olarak söyleyecek olursak, bazı özel protein, işte enzim olan moleküllerin etkilenmesi söz konusu. En fazla etkilenen ve önemli olan molekül Rubisco. Rubisco enzimi fotosentezde yer alan bir enzim, organik molekülü oluşturan bir enzim. Ama bunun dışında sinyalleme ile ilişkili olan enzim aktiviteleri, protein aktivitelerinin değişmeler izlenmiş. Mesela 14-33 protein denilen proteinde sinyallemede yer alan bir protein. Proteinin aktivitesinde değişim izlenmiş ve protein fosfatazların aktivitesinde gene değişim izlenmiş. Sonuç olarak sinyallemede ve koruma mekanizmasında yer alan proteinler, enzimler düzenlemeye geçirilebiliyor. Azot metabolizması bir diğer etkilenen metabolizma. Azotta bağlandıktan sonra, hücre içerisine alındıktan sonra bir dizi reaksiyondan geçiyor ve amino asit içerisine katılıyor. Burada yer alan enzimler, örneğin nitrit redüktaz, nitrat redüktaz, glutatyon redüktaz gibi, dehidrogenaz, glutatyon dehidrogenaz gibi enzimlerin aktiviteleri yine değişme gösteriyor ve azot metabolizması da değişme gösteriyor. Ki azot metabolizması başlıca büyüme, gelişmede rol alan bir metabolizma. Şimdi bu cevaplar bizim işimize nasıl yarıyor? Bu cevapların belirlenmesi, tolerans mekanizmalarının belirlenmesi, özellikle tolerans gösteren bitkiler içerisinde önemli. Bunların işte genetik olarak belirlenmesi, ıslah çalışmalarında kullanılabiliyor. Hücrede kuraklık altında değişen proteinlerin birbirleriyle olan etkileşimleri, protein sentezi gerçekleştikten sonra protein modifikasyonlarındaki değişimler,
Bunları oluşturan moleküler ağlar başlıca araştırma konularını oluşturuyor. Şimdi bir diğer değişim hormonal dengede değişim olarak geçiyor. Burada geçen 5 tane hormon kuraklık altında önemli rollere sahip. Özellikle stokinin, gibereylik asit ve indolasitik asit kuraklık altında sentezlerinin arttığı gösterilmiş. Apsik asit stoma kapanmasında etkili olan bir hormon. Etilen başta olgunlaşma üzerinde olgunlaşma süreçleri içerisinde etkili olan bir hormon ve yaprak yaşlanmasında da yaprak yaşlanmasına neden olabiliyor. Stokininler yaprak yaşlanmasını önlüyor, hücre bölünmesi sırasında etkili ve gibereylik asitler hücre uzamasında etkili ve büyüme olgunlaşmada etkisi bulunan bir hormon. İndolasitik asit hücre uzamasında ve bütünsel olarak apsik asitle, etilenle etkileşim açısından önemli bir hormon. Bu hormonal değişimlerle birlikte bir başka sinyal mekanizması açılıp gene tolerans sağlanabiliyor. Şimdi bitkileri bu su ihtiyaçlarına göre grupladığımızda üç kısma ayrılıyoruz. Hidrofitler, mezofitler ve ksorofitler olmak üzere. Hidrofitler, burada nilüfer şekilde sunumda nilüfer bitkisini gözlemliyoruz. Hidrofitler su ortamına bağımlı olan bitkiler ve su kıtlığından kolaylıkla etkilenebilen bitkiler. Tamamen veya kısmen su içerisinde yaşıyor ve çözünmüş gazlardan yararlanarak metabolik süreçlerini devam ettiriyorlar. Bir diğeri mezofitler, bunlar da bu slaytta işte menekşe örneğini verdik. Mezofitlerde ise toprak nemininin belli bir değerde olmasını istiyor. Kuraklığa karşı olarak da bazı savunma mekanizması oluşturuyor ki en çok oluşturduğu stomaların kapanması ve hücre büyümesindeki azalmalar şeklinde. Bu grup içerisinde üçüncüsü ksorofitler ve en çok da dikkat çeken bitki grubu. Çünkü ksorofitler tolerans mekanizması açısından farklı mekanizmaları ortaya koyabiliyor. Eğer ortamda su stresi, kuraklık yok ise bu durumda ksorofit olan bitkiler yaşam ortamlarını bu kuraklığa göre düzenleyebiliyorlar. Şöyle ki efemer bitkiler mevcut. Bu ksorofitlerin büyük bir kısmını oluşturabiliyor. Tek yıllık ve kısa ömürlü bitki grubu kuraklıktan kaçanlar olarak adlandırılıyor. Çünkü toprakta herhangi bir ıslanma olduğu takdirde, az da olsa bir yağış olduğu takdirde hemen tohumlar çimleniyor ve vejetatif döneme geçiyor. Devam ettiriyor gelişimini, üreme dönemine geçiyor, meyve verme dönemine geçiyor. Ve bu gelişim dönemini bir yıl içerisinde tamamlıyor. Böylelikle daha az sürede tüm gelişimsel dönemlerini kuraklıkla daha az temas haline getiriyorlar. Yine eğer su stresi yoksa az ise su harcayıcılar olan adlandırılan bir ksorofit grubu var. Burada da köklerini çok derinlere gönderiyor. Yaklaşık 7 ila 10 metre derine gönderebiliyor köklerini. Böylelikle su ortamıyla karşılaştığı için suyu rahat bir şekilde harcayabiliyorlar. Bir diğer grup su biriktirenler. Bunlar sukulent olarak adlandırılıyor ve işte suyu depo etme özelliklerine sahipler ve fotosentezler açısından özel bir metabolizmaya sahipler. Bunlar fotosentez için gerekli olan gazlarını gece alıyor, stomalarını açıyor ve bir farklı formda depolama yapıyor. Gündüz olduğu zaman da bunu fotosentezlerinde tekrar normal fotosentik süreçlerde kullanıyor. Bunu da sağlayan kaktüsler, bunların hem kök sistemleri hem de işte yaprak depo eden yapılar açısından su biriktirenler olarak adlandırılıyor. Su koruyucuları genel olarak bir düzenleme yapıyor. Nerede? Yapraklarında, stomalarında bazı tolerans mekanizmasını gösteriyor. Örneğin daha önce de bahsettik tüylü yaprakların oluşması, yaprakların boyutlarının küçülmesi
Yani suya koruyucu olan adaptasyonlara sahip olduğu için bunlar da su koruyucuları olarak adlandırılıyor. En böyle dikkat çeken grupta gerçek ksenofit olarak adlandırılan dehidrasyon ortamına, kuraklık ortamına toleranslı olan türler. Buradaki mekanizmalar sayesinde hücrelerde negatif potansiyel, su potansiyeli çok ciddi oranlara düştüğü halde yine de bundan etkilenmiyorlar ve yaşamlarını devam ettirebiliyorlar. Bu ksenofitler biraz daha ön plana alınmış çünkü tolerans açısından, gen açısından araştırmalar yapılmış bunları. Şimdi bu kuraklık açısından işte eylem planları neler? Çeşitli yıllarda eylem planları oluşturulmuş, bunlara ait olan komisyonlar oluşturulmuş, bunların görevleri belirlenmiş. Genel olarak kuraklık yönetiminin belirlenmesi ve burada kimlere görev düşüyor, onlar belirlenmiş. Ve bunun aslında bir toplumsal olarak herkesin görevde olduğu bir sorun olarak ortaya çıkarılmış. Devamında bu eylem planları bir kuraklığa karşı çözüm önerilerini oluşturmuş. Neler önlem olarak yapabiliriz? Doğal ortamları, doğal çevreyi, yeşil alanları, ormanlık alanları korumalıyız ve genişletmeliyiz ki erozyondan korunabilir ve topraktaki su erozyonunu yaşamayalım. Bu toprak çiftçiler tarafından yapılan sulama yöntemleri düzenlenmesi gerekiyor ve orada bulunan bitkilerin, ürünlerin çeşitliliği iyi bir şekilde seçilmesi gerekiyor. Kullanıldıktan sonra suyun tekrardan ekosistem içerisine kazandırılması için özel cihazlar, yöntemler kullanılması gerekir ve bunlara ait olan bir özel sistem oluşturulmalı. Bireysel tedbirlerin yanı sıra işte her türlü bu soruna ait olan, bu sorunun önemine ait olan duyurular, bildiriler yapılmalı. Herkesin bilinçlendirilmesi sağlanmalı. Su kaynaklarına yönelik olarak yönetim planları ortaya atılmalı. Şimdi biraz özetleyecek olursak bu önerileri, çözüm önerilerimizi. İşte kuraklık özellikle toplumsal olarak, sosyal anlamda, ekonomik anlamda etkileri vardır dedik. Bunun için de buna ait olan su yönetimlerinin uzun süreli ve kısa dönemde alınması gerekiyor ki bu sorun daha da derinleşmeden, artmadan bu sorun ortadan kaldırılabilsin. Bunun için de bütün kesimi, suyla alakalı olan bütün kesimi ilgilendiren müzakere zemini oluşturulması gerekebilir. Ve bunların da uygulamaya geçilmesi gerekir. Sadece yani kağıt üstünde bu önerilerin kalmaması aynı zamanda uygulamaya da geçilmesi gerekiyor. Bu konuda çalışan birçok bilim insanı var, bakanlıklar var, kurum kuruluşları var. Bunlar yakın işbirliği içerisinde olması gerekiyor ve verilerin bu kuraklıkla ilişkili olan parametrelerin bakılması, incelenmesi ve takip edilmesi gerekiyor. Sunumun başında da söylediğimiz gibi karbondioksit biraz ön planda çünkü sera gazı olarak adlandırılıyor ve kuraklıkla ilişkili olarak söyleniyor. Onun için sera gazları emisyonlarının düşürülmesi ve bunun içinde yapılması gereken bazı önlemler var. Mesela fosil yakıt tüketiminin azaltılması gibi. Bu önlemlerin kısa sürede alınması ve geliştirilmesi gerekiyor. Bir diğeri de bu yeraltı ve yüzeysel suların korunmasıyla alakalı olan sistem. Bu da tarımsal olarak sulama sistemlerinin kurulması ve yeni sistemlerin oluşturulması önemli düzeyde. Bu bölgelerde çiftçilerin bilinçlendirilmesiyle birlikte su ihtiyacı farklı olan bitkilerin seçilmesi ve bölgeye göre bu bitkilerin ekiminin yapılması önem kazanıyor. Büyük kentlerde bu su kıtlığına bağlı olarak bir göç hareketleri var dedik ve bu durumda su açısından talepler büyük şehirlerde artış gösteriyor. Aynı zamanda bu bölgelerde fabrikaların kullandığı
su tüketimi, tarımsal artıkların boşaltılmaması gibi bazı önlemler yapıldığı takdirde çevresel koruma sağlanabilir. Aynı zamanda hem su ihtiyacı açısından çevresel anlamda bir koruma sağlanabilmekte. Bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. İlginiz için teşekkür ediyorum. Eğer soru varsa hocam olabiliriz de. Siz bilirsiniz. Tabii ki hocam. Değerli katılımcılar, Moleküler Biyoloji Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ceyda Özfiden Konakçı hocamızı ilgiyle dinledik. Hocam ben katılımcılarımızın adına da kendi adıma da teşekkür ediyorum size. Değerli katılımcılar eğer sorularınız varsa alalım chat bölümünden alabiliriz. Hocam siz de isterseniz chat kısmına geçerseniz oradan görebilirsiniz diye düşünüyorum hocam. Tamam. Hocalarımızdan, Sayın Dekan hocamızdan teşekkür mesajları geldi. Teşekkür ediyoruz hepsine. Varsa sorumuzu alalım. Ceyda hocam ben sizi dinlerken hakikaten kuraklık stresini, kuraklıkla ilgili olan, var olan bu güncel bilgileri alırken hakikaten çok hem şaşırdım hem de bu duruma üzüldüm. Gerçekten her geçen gün gösterdiğiniz haritalarda da 6 aylık periyotlarda bile çok ciddi bir şekilde kuraklığın ülkemizde de dünyada arttığını gördük. Sanırım evet. Önümüzdeki süreçte bunu çok konuşacağız hocam. Evet. Özellikle tarımsal anlamda maalesef sonuçlarını göreceğiz gibi. Ama önlemlerle tabii ki hani kuraklıkta bahsettik geçici bir durum sonuçta bu. Yani geriye dönüştürülebilir bir süreç. Onun için de önlemler alındığı takdirde tabii ki de bu etkilenmenin asla indirgenmesi sağlanabiliyor. Hakikaten bizim dediğim de üzerine düşen çok sorumluluk var. Elbette var olan suyun kullanımı, sulama sistemlerinin tarımda özellikle geliştirilmesi, modernize edilmesi dediğiniz üzere hocam. Evet. Önemli konular ama bizler kullanıcılar olarak da suyun israfı noktasına herhalde çok dikkatli olmalıyız değil mi? Evet, kesinlikle öyle. Yani evet. Araştırıcılara da tabii ki büyük pay düşüyor bu konuda, görev düşüyor. Çünkü yaptıkları çalışmalarla hem tarımsal olarak katkılar söz konusu, aslında yani bitki alanları açısından, bu yaşam alanları açısından iyileştirmeler silsile halinde bütün olayları etkiliyor. Yani hayvanları etkiliyor, insanları etkiliyor ve toplumu etkiliyor. Onun için de bu cevapların algılanması işte ve bitkiler arasında farklılıkların belirlenmesi, ıslah çalışmaların yenilenmesi önemli. Hocam benim sanırım gördüğüm kadarıyla yeni bir sorumuz yok. Eğer hocam ekleyeceğiniz yeni bir şey varsa onları da alalım. Ben teşekkür ediyorum ilginiz için, dinlediğiniz için. Ali hocam başta size teşekkür ederim. Hocalarıma da güzel duygular için, dilekler için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar da chat kısmına baktım. Onlara da teşekkürler dinlediğiniz için. Umarım kısa sürede ve bu sorunu artık konuşmaz bir duruma gelebiliriz. Hocam biz de çok teşekkür ediyoruz sayın hocalarıma, tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güzel sunum için size de hocam ayrıca teşekkürlerimi yeniliyorum. Necmet Nerbak Üniversitesi Fen Fakültesi webinar serileri devam edecek. Bugün çok önemli bir uzmanla çok önemli konularla ilgili, kuraklık gibi çok önemli konuda gibi önemli bilgiler aldık. Bu alanda, güncel konularda, bu bilimsel konularda konuşmaya, dinlemeye devam edeceğiz. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Burada noktalıyorum ben sunumumuzu. İyi günler. İyi günler.